Neler oldu orada? Var mı magazin? Bu arada tek kare fotoğraf yollamadın Defne ha? Yok kızım, nefes alacak vakit olmadı ki. Yoksa ben seni es geçer miyim? Aşk olsun. Ha, iyi tamam hadi. Öyle özür dilersen kabul ederim. Anlat o zaman, ne oldu, ne bitti? İyi. Vallahi çok fenayım yani. Memleketi terk edesim var o derece. O derece. Allah. Bak çok heyecanlandım ha. Yok yok, hiç öyle bir şey değil. Tamam anlat o zaman, nasıl bir şey? Gıybet is coming. Söyle. Şey, ablama hediye verecektim de. Yani ekmek arası öyle bir anda geldin ki sen de. Ver bakalım. Okulda yaptık makarnalardan rüzgar çalı. Ne şimdi bu, ne alakası var? Okulda sevdiğiniz birine hediye edin dediler. Ben de sana vermek istedim. Ha. Aa. Aa. Ne güzel yapmışsın Esra'cığım. Gel canım. Hı. Hı. Teşekkür ederim. Rüzgar çalımı da alayım, geleyim dedim artık. Ya Ömer, bir şey diyeceğim. Ben bu kapıyı bir türlü ısınamadım ya. Hiç yani hiç seni yansıtmıyor. Kırmızı kapıyı özledim ben. Değiştirsek mi, boyasak mı kapıyı? Geçiyor mu? Defneciğim, bu ne tatlı tesadüf. Çok sevindim seni gördüğüme. Nasılsın? Maşallah iyi gözüküyorsun. Sen meşgulsün herhalde, neyse. Defne. Defne. Ömer lütfen şimdi değil. Yalnız var ya. Ya bu Emir Kozcu. Hı? Söyle canım. Ya çekinme. Söyle söyle, içinde kalmasın. Bir şey yok ya. Gıcık oluyorum adama ya. Pis adam. Hı hı, tabii. Anne ne oluyor ya? Ah canım kızım benim. Gurur duyuyorum ben seninle. Aslan Defnem. Ah. Ah ne günlerden ne günlere. İyi yürekli meleğim benim. Nihal. Ha? Ölecek miyim ben? Niye böyle bu? Aa yok. Pamir Bey uğradı bugün. Allah Allah. Üstüme iyilik sağlık. Niye geldi ki bugün o? Ne dedi ki? Oo, ablamın kafa yine gitti. Ona destek olun dedi. İşin de çok başarılı dedi. Aferin lan. Makaroni. Aa. Allah Allah. Sağ olsun. Sağ olsun ya. O beyefendi çocuk sana güvendiyse vardır bir bildiği. Der adam hem efendi, hem akıllı, hem konuşmasını biliyor. Aa evet. Bak gerçekten. Yani adam nerede nasıl davranacağını çok iyi biliyor. Vallahi vallahi 41 kere maşallah. Ben bu adamın ağzından senin için o güzel sözleri duydum ya. Oh, başım böyle göğe erdi. İçimden dedim ki Defne'nin sırtı bir daha hiç yere gelmez. Sahildeyim. Konuşalım. Hmm.
Ha Defne. Hı. Bir de ne dedi biliyor musun? Tamam geliyorum. İleride kendi şirketini açabilir dedi. Ha ne güzel. Maviydi değil mi çocuğun gözleri? Ha? Evet anneanne, yabancı artistler gibi. Ay vallahi 41 kere maşallah ya. Allah kızımın karşısına hep böyle iyi insanlar çıkarsın inşallah. İnşallah anneanne, inşallah. Hadi bakalım benim güzel ev halkım. Ben bir çıkıp hava alıp geleceğim. Bir soya mı? Yok ya şey, şirketten bir arkadaş geldi de öyle şimdi gidip bir çay içer gelirim. Ha şirketten? Tabii tabii. Git git o zaman. Oldu. Hadi görüşürüz. Hadi. Git git. Basıp gittin yine. Dinlemeden. Ne yapayım? Rahatsız etmek istemedim. Misafirim vardı sonuçta. Bak var tamam. Neriman Hanım senin yengen olabilir. Yani o senin tercihin. Yüzünü görmek istersin, istemezsin. Ama bana yaptıklarını biliyorsun. Yani ben... Defne. Yani ben yengemle konuştum çünkü... bir daha seni üzmeyeceğinden emin olmam lazım. Ha. Sen öyle kızmak için. Yani öyle kızıp gidecek bir şey yoktu. Ne bileyim canım ben öyle bir anda karşımda görünce... Bir de almışım gelmişim rüzgar çanımı falan o kadar. Daha orada dur. Sen ne güzel geldin öyle çanlarla falan. Hep sen mi şaşıracaksın? Ne anlama geldiğini biliyorsun yani. Sence? Fazla mı cesuruz bugün? Olmamak için bir sebebimiz var mı? Haklısın Defne. Yani çok zaman kaybettik. Birbirimizin yanında olmak varken saçma sapan işlerle uğraştık. Zaman hiçbir şeydir sinyor. Şahane bir an yaşayana kadar. Neler diyorsun sen? Var bizde de bir şeyler demek ki. Defne. Merhaba. Toplantımız mı vardı? Beklettin mi seni? Yok. Ben öylesine bir uğrayayım dedim. Ha bu arada ben bunu biraz yükselttim ama isterseniz düşürebilirim. Ha yok yok. Sorun yok. Dün akşamki jestiniz için teşekkür ederim. Yani çok ince bir hareketti. Teşekkür et diye yapmadım. Biliyorum. Yine de teşekkürler. Bazen güzel şeylerden bahsetmeyi unutuyoruz galiba. İyi giden şeyler de üzerinde durulmayı hak ediyor bence. Son zamanlarda bunu sık sık kendime hatırlatmaya başladım. Mantıklı. Bu arada ben gelmişken günlük raporları da ileteyim size de. Malum fuar falan çok iş birikti. Tabii tabii. Geçenlerde aldığımız büyük sipariş vardı ya. Hani 3 ayrı depoyla iletişime geçmiştik bunun için. Evet. Hiçbir sorun yok. Ürünler hemen elimizde olacak. Güzel.
Bugün ürünlerin gelmesi lazım. Arkadaşları da arattıracağım. Gerçi bir sorun çıkmaz ama yine de bir şey olursa ben size haberdar ederim. Anlaştık. Pardon. Gün bir başlayamadı benim için. Yüzünü görmedim ya. Defne, işin varsa sen git. Ha yok, şu bitsin de. Yok yok, gerek yok, git. Pamela Bey, bir şey mi oldu? Yani tabii benim haddime değil sonuçta, konuşmak istemezseniz eğer, anlatmak isterseniz. İstemiyorum Defne. Yalnız kalmak istiyorum. Lütfen. Anladım. Yine de konuşmak falan isterseniz ben buralardayım. Görüşürüz. Diyeceğim. Sence Pamir Bey nasıl bir insan? Ben ondan böyle çok epey bir elektrik alıyorum da. Ay Derya, istersen aşk hayatımızı konuşmayalım seninle. Çünkü ben seni anlamıyorum. Ay nesini anlamıyorsun Defne? Ve sen de böyle ruhsuz bir şey oldun çıktın iyice gerçekten. He öyle oldum. Hiç de tadın yok yani. Bugün seninle hiç konuşulmuyor. Ha evet evet. Ben işin başına dönüyorum o zaman. Ha tamam oldu, hadi görüşürüz o zaman. Güzel sevgilim benim. Nasıl özlemişim. Bu kadar çabuk mu? Sen özlemedin galiba. O yüzden sabahları depar atarak işe geliyorum. Sen ne güzel uyanmışsın benim. İnsanın böyle uyanmak için güzel bir sebebi olunca. Bak bak, laflara bak. Akşam bir şey yapalım mı? Yani işten sonra. Yapalım, yapalım. Ne istersin? Ben sana geleyim. Sen bana yemek yap. Özledim çünkü. Olur, tamam. Ne yapacaksın? Ne istersen. Oh mis. Ay şimdi ben bütün gün bunu düşünürüm ya. Neyse hadi ben gidiyorum. Hadi git. Hadi işimin başına gidiyorum. Şimdi Seda Hanım yok mu? Toplantı odasında. Tamam, teşekkür ederim. Ben sonra geleyim isterseniz. Yok yok. Geç Defne. Geç otur. Gel. Gel Allah aşkına. Geleyim. Defne. Acaba Ömer'le sen mi konuşsan? Ne konuşacağım ben Ömer'le? İkna et. Pamir varsa ben yokum diyor çünkü. Bak bu anlaşma bizim için çok önemli. Üstelik istediğin şartları da hiç fena değil. Hadi Defne, ya keçilik ediyor işte seninki, biliyorsun. Aa yok, ben konuşamam. Defne. Vallahi konuşamam ya, beni ilgilendirmez. Defne. Hadi. Defne. 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 Defne hadi be. Ay ya Sinan bak, Bey. Bak bu işi yapsan yapsan sen yaparsın. Ay, gerçekten. Bu kadar artık ısrardanma yani gerçekten. Defne. Hadi be, ha. Sinan Bey, gerçekten sizi kırmak istemiyorum ama yapamam yani, vallahi yapamam. Allah'a yaparsın. Ay vallahi yapamam. Defne, ne oldu? Hadi be, çıkacağım yukarı, iki dakika bir konuşacağım. Bir şey yok, hadi ya. Ha. Defne. Defne. Defne, hadi be. Sinan Bey, hala burada mısınız?
Defne. Hı? Sinan Bey'in sana mesajı var. Ay yeter artık ya. Vallahi çok zor durumda kalıyorum. Neymiş? Defne, hadi be. Yok Aytekin. Yok istemiyorum ya. Allah Allah. Kimse beni bu konuda ikna edemez. Git Sinan Bey'e de aynen böyle ilet. İyi be, tamam. Defne. Hadi be. Aytekin. Tamam, tamam. Üstüme geliyor ya. Söyle ona. Bu işi yapsın. Ne dilerse. Ne istiyorsa. Bak, köpeği olsun. Köpeği olsun. Tamam. Allah'a şükür benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Hayatım çok yolunda. Git onu öyle söyle. Ne yapıyor bu? Deli mi acaba? Aman. Hepsi deli bunların, bilmiyor musun? Ya peki sorsana. Hiç mi hatırım yokmuş? Birazcık bile mi? Ya bir sorsana, bu kadar mıymış bizim hukukumuz ya? Sinan Bey, Graham Bell adında birinden haberiniz var mı? Ne? Telefon diyorum. Mucide olur kendisi. Az değil. Ta 140 yıl önce bu işler için icat edilmiş. Aytekin. Bu tatlı tatlı laf sokmaların mucidi kim biliyor musun? Kim? Benim. Şimdi sana bir laf sokarım. Unutamazsın. Unutamam. Defne, köpeğin olayım artık, anla şu adamla. Ne olur yemin ederim, bittim ben, bittim. Tamam be, bir sakin ol, deli mi ne? Al su iç. Bence sen şimdi git ona de ki. Sen de, sen de. Bu ne? Telefon. Arıyorsun, işini çözüyorsun. Yeter, yemin ederim Defne, bittim. Sabahtan beri 1 milyar merdiven inip çıkıyorum, ne olursun ya. İyi tamam, ben mi uzattın? Ararım ben. Düzgün konuş adamla. Sinan Bey, vallahi sizin ajitasyonunuz bana işlemez. Ben son kararımı bildirdim. Öyle mi Defne? Tamam o zaman ben ağır silahları çıkartıyorum. Benden günah gitti. Hiç sorun değil vallahi, ben hazırım. O kadar emin olma. Niye ya? Niye? Ne yapacaksınız ki? Görürsün. Aman. Bana ne canım. Benim için fark etmez. Gönderin gelsin. Tamam. Bunu sen istedin. Görürsün. Hello. Ben geldim. Hayatım.
Beni kepçe gönderdi. Bak hayatım, şimdi beynin kulaklarının akına kadar tam tamına aralıksız 2,5 saat boyunca konuşacağım. Hazır mısın tatlım? Başlıyorum. Kız, geçen gün ben bir davete gittim. Ay, kadın beni durdurdu. Ay, demez mi? Koray Bey dedi, siz dedi, çok kötü giyiniyorsunuz dedi. Ay, ben bir mahcup oldum, bir bozuldum. Ay, tamam Koray Bey, ben ikna oldum. Aa, hemencik mi? Hemencik. Siz şey yapmayın, ben hemen şimdi bir koşu Ömer'le konuşup geliyorum. Ay, avrumun gücüne bak. Ay, kendimi yormadan tek bakışımla lap diye ikna ettim vallahi kızı. Ay, hemen bunu kepçeye söylemem lazım. En azından prim yaparım. Kız, yani ne olursa olsun pastörünüz bana çok iyi geliyor. Ömüş olsun, kepçe olsun, zaten ömür dediği nedir tatlım? Hemencik geçiyor vallahi. Aa, kız. Ay, hemencik gitmiş. Döne döne gitmiş. Ay, sesten biri hızlı vallahi. İyi, sıska bedeniyle. De? Ben yalnız kaldım burada. Ay, korkuyorum. Ay, Defne. Ne olur ya, Ömer Bey ikna et. Eğer Stil'le birlikte çalışırsak kesin kaynaşırım Pamir Bey'le. Ay, hayır, ben biliyorum. Eğer birlikte iş yaparsak daha hızlı yakınlaşacağız. Ay, böyle aşk yaşamak çok zor oluyor ya, uzaktan uzaktan. Düşünsene. Böyle her sabah odasına gidiyormuşum rapor vermek için falan. Bir Derya, yani senin de derdin. Ay, ne var? Senin de derdin Ömer Bey değil mi? Azıcık anlayış ya. Hadi ya, hadi inşallah. Defne, bak sen konuşursan olur. Hadi. Aman iyi, tamam be. Üf, başımda bir kurşun çevirmedin kaldı. Gidiyorum. Hadi bakalım. Merhabalar Ömer Bey. Sakın gülme, sakın. Sakın gülme. Ciddi ol. Niye? Bizi izliyorlar. Şu an çok acayip bir kavga etmemiz lazım. Ben hiçbir şey anlamadım Defne. İşte ne bileyim, masaya vur, bir şey yap, bir öfkeli davran. Ben bunu niye yapıyorum ya? Seni ikna etmemi istediler. Yani bir sorun varmış. Hayır, bence verdiğin kararlarda haklısın. Bence sıkıntı yok yani. Sen ne dersen o da. Yapacak bir şey yok. Hadi şimdi otur, bir şey yap. Bir trip atar gibi otur, bir şey yap. Hayır yani Sinan Bey o kadar ısrar etti ki. Konuşmak durumunda kaldım. Sen şu an kalk, bir volta at, bir şey yap. Çünkü sen sinirlenince öyle yapıyorsun. Kalk, ayağa voltanı at sen. Hadi ya, öyle mi yapıyorum? Hiç farkında değilim. Hı hı. Akşam ne yiyelim? Bana o güzel spagettinden yapsana. Yaparım. Ha, bir de senin bir ekşili salatan vardı. Onu da yaparsın artık yanına. Hay hay. Yanında ne içersiniz? Şey, kırmızı olabilir. Güzel tercih. Siz galiba sadece şefi izleyeceksiniz. Ha, yok. Allah, çok kızdım. Benim yapacağım başka şeyler var, başka mevzularım var. Mesela motive etmek gibi, ilham olmak gibi. Sonuçta yemeğin güzel olmasından ben de sorumluyum yani. Sakın. Ne olur sakın gülme, ne olursun. Ömer, Ömer, ne olursun sakın gülme. Bak vallahi bütün foyam ortaya çıkacak, yapma. Azıcık az şu suratını, kaşını çat. Benim de değil. Sen yanındasın, ne yapayım? Bak şimdi ya. Ne oldu bana diyorsun, sen gülüyorsun. Senin yüzünden. Ay, senin yüzünden. Niye güldürüyorsun ya? Gördüler şimdi, gördüler mi? Bak, ben bakamayacağım. Çok bakmayınca olmuyor. Kendine şey olmuyor şimdi. Ay. Hiç sanmıyorum. Çok doğru yerdesin. Çok doğru yerdesin. Çok iyi bir hareket yaptın şu an. Tamam artık bence. Daha fazla dil dökmezsin zaten. Biraz gerçekçi olalım. Ben seni aslında ikna etmeden bu odadan çıkmazdım da yani. Neyse. Yine bir iddiayla geldik bakıyorum. Yani öğreniyoruz diyelim. Neyse, dur ben şey yapayım ya. Böyle olmamış gibi, olmuyormuş gibi, üzülüyormuş gibi yapayım. Sakın, sakın gülme. Ne olur gülme. Ay, Ömer Bey elini kolunu sallıyor vallahi. Çok fena, çok. Geçen ay bana bu bakışı koridorda yürürken atmıştı. Var ya, tam 3 gün kendime gelemedim. Ay, Defne çok iyi dayanıyor ha. Acaba kıza fazla mı baskı yaptık? Hı? Yazık ya. Ay, acaba çok mu üstüne gidiyor şu anda ya? Vallahi ben korktum. Defne, geri çekil, geri çekil, geri çekil. Ay, bakamayacağım, vallahi bakamayacağım ha. Odalarım da alsa. Ay, olmaz. Resmen biz kızı savaşa soktuk. Cephede bekleyeceğiz. Ama ya.
O zaman akşama görüşürüz. Yani bu olayda da en doğru kararı vereceğine eminim aşkım. Dayanamıyorum, öpeceğim şimdi. Sakın. Şu anda herkes bizi izliyor. Buraya kadar çok iyi gittik. Sakın yapma. Ne yapacağız ama? Asansörde buluşalım. Asansör, güzel. İyi. O zaman ben havalı çıkışımı yapayım. Yap hadi. Geliyor. Nasıl yapmayayım? Ay yürüyüşünden belli hiç şey geçmedi. Yok, ikna edemedim. Neyse, ne yapalım? En azından çabaladın. Yani, elimden geleni yaptım. Kendimi ateşe attım ya. Defne, abartma. He. Oldu o zaman, ben odama gideyim artık. Görüşürüz. Ay Defne, çok sağ ol. Buyurun, buyurun, buyurun. Ne? Şu halimize bak ya, çocuk gibiyiz. Az önce kavga, şimdi de böyle. İstediğin oldu mu? Oldu oldu, yediler. İyi güzel, sıra benim isteğim o zaman. Ne isteği? Kaçıracağım seni. Nasıl yani, nereye kaçıracağım? İşte yerini söylersem o kaçırmak olmaz, değil mi? Ha, bayağı bayağı heyecan. Severiz. Buyurun. Tabii. Ne bu ciddi? Yani sonuçta ben buranın müdürüyüm. Hem de kendi çapımda bir ailem var. Senin yanındaki halini görmesinler. Defne Hanım. Bittik, acil yardım edin. Ne oldu ya? Depolardan birinin su basmış. Ürünleri getirtemiyoruz. Hayda. Şimdi bu anı mı buldu yani? İyi tamam, git geliyorum. Aşkım ben gideyim o zaman ya, artık akşam. Peki müdür hanım. Siz artık bana vakit ayırabildiğiniz bir zaman görüşelim. Yapma şunu. Ne? Yapma şunu, her seferinde aynı şey yapıyorsun, gidemiyorum. Hadi git. Gideyim hadi, gittim şöyle. Ben geldim. Bunu fark ettim. Hani değiştirmemişsin kapıyı? Ismarladım. Hatta sen seç. Tamam, birlikte bakarız o zaman. Bu ne? Bu kahve makinem. O kadar uzun zamandır bekliyorum ki. Şahanesin. Hemen içmeyeceksin herhalde. Hemen içeceğim, şimdi. Hayır, yemekten önce olmaz. Önce yemek, sonra kahve. Defne, benim kahve içmem için tok olmama gerek yok. Hayır, ben buradaysam var. İzin vermiyorum, içemezsin. Defne, içeceğim. Aa. Olmaz dedim. Defne. Aa, tamam, tamam. Vermiyorum izin. Ver şunu. İkimiz birlikte içeriz sonra. Ay, yemek hazır, yaşasın. Nasıl açım biliyor musun? Anlatamam sana. Yalnız şimdiden söyleyeyim, ben iki tabak falan yerim. Ye tabii, ye. İyi, çok acıktım. İnanılmaz lezzetli olmuş. Yalnız bunun içinde böyle değişik bir tat var. Ananas ya. O ne ya? Bundan sonra böyle, daha sağlıklı. Eline sağlık, gerçekten çok güzel olmuş. Sevdin mi? Bayıldım. Bak bugün ne oldu ya, bana bir akıl ver. Bizim bu muhasebeci Ali var ya. Tanımıyorum. Tanımam ama normal, çünkü çocuk senden çok korkuyor. Her gördüğünde köşe bucak kaçıyor. Hadi ya, öyle mi? Aa, fark etmedim deme. Aytekin de öyle. Aytekin de senden çok korkuyor. Daha onun farkındayım canım. Aytekin değişik çocuk değil mi? Bazen beni delirtiyor. Ne diyordum ya? Ha şey. Bizim bu muhasebeci Ali.
Bak şimdi bu benim odaya geldi. Yine Defne seninle konuşmam lazım yapayım. Ben zaten onu gördüm, eyvah dedim. İşte yok konuşacağız da şöyle yapacağız da böyle yapacağız da. Bak dedi başlıyorum. Senin dedi beynin kulaklarından akana kadar konuşacağım dedi. Ay konuşmam diyorum. Diyor ağlamaya başlayınca ben dedim hadi eyvah. Yok dedim tamam siz konuşmayın. Ben gideceğim Ömer'le konuşacağım. Siz yeter ki konuşmayın. Neyse. Kim ki? Bakayım. Maç. Almayayım. Kimmiş? Aa. İyi akşamlar Pamir Bey. İyi akşamlar sana da Defne. Ömer hadi. İstemiyorum Pamir. Konuşalım işte inat etme. Yemek yiyoruz. Meşgulüm. Tamam problem değil ya. Ben beklerim. Yemeği de ısıtırım. Sen git. Tamam bekle. Kara Kartal, ne yaptın? Ya kızım, kartallığımız mı kaldı bizim? Bana bak. Ya evdekilere bir şey uydurmadım da geç de kaldım. Akşam senleydik desem olur mu? Olmaz. Ben sizdeydim çünkü. Yapma be. İyi artık ne yapalım? Başka bir şey düşüneceğim. Ne iş? Öyle bir mutluluklar falan. Ayaklarımız yere değmiyor. Uçuyorum oğlum. Hey aşk! Sen nelere kaydırmışsın ya? Kız sus oğlum, sus lan. Aman. Ya bir şey diyeceğim. Acaba Ömer'e bir hediye daha mı alsam? Ay durduramıyorum kendimi. Sürekli bir şey yapmak istiyorum. Bir şeyler almak istiyorum. Senin neyin var be? Yani yalan yok. Var bir şey de. Şimdi konuşmak istemiyorum ya. Niye? Öyle. Ben o zaman şöyle seni bir güzel bir döveyim ya ben seni bir. Ha bir kendine gel. Allah sen Allah. Sen bir gel. Ya dur Allah. Ha yok öyle dur demek dur, yok. Dur. Ne yapıyorsun? Ya iyiyim diyeceksin. İyiyim de iyi olacağım demek. Eskine iyi olacağım demek. İyiyim. Bak kafanı ısıracağım şimdi. Lan tamam iyiyim ben. Tamam iyiyim. Bağırıyor oğlum.